Evet, zaman azaldı, biraz stres çoğaldı diyorlar. Doğru söylüyorsunuz. Ses sorunumuzu çözdük mü? Herkes beni duyabiliyor mu şu anda? Çok güzel. Evet, bugün neden buradayız? KPSS lisans sınavına 60 gün arkadaşlar, tam 2 ay var. Ve heyecan dorukta, sadece heyecan değil aynı zamanda stres ve kaygı düzeyimiz de bir hayli artmış durumda. Ki bu çok normal. Ve şu an ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız öğrenciler olarak. Bu da çok normal. Ama biliyoruz ki son haftalarda yaptığımız çalışmalar sınav sonucumuzu direkt etkiliyor. O yüzden kendimizi asla düşürmememiz gerekiyor. Betül Hocam harika. Evet Büşra Hocam, bu seminerimiz teyit altına alınacak. Resmi sayfamıza da tanımlayacağız, YouTube kanalımıza da. Bizi o alanlardan da takip edebilirsiniz. Şu an nasıl arkadaşlar ses? Biraz daha iyi mi? Çok güzel. Tamam, harika. O zaman başlıyoruz. Aramızda kimler var arkadaşlar? Ben sizi biraz yakından tanımak istiyorum. Şu an öğretmen yoğunluklu mu? A grubu yoğunluklu mu? Kimler var aramızda? Hangi bölümleri bitirdik? Biraz bahsedelim kendimizden. Öğretmenlerin var mı? Dikap, iktisat, tarih, ilahiyat, çok güzel, işletme, sınıf öğretmenlerim. Bu yıl sınıfçıların yılıydı hocam. Bence avantajınız çok yüksek. Sosyal, besyo, felsefe. Ha çok güzel. Baya baya güzel bölümlerimiz var. Tesisat öğretmenliği. Çok güzel. İktisat, endüstri mühendisliği. Aramızda mühendislerimiz de var. Mühendislerimiz 2024'te girecek önümüzdeki yıl. Görsel sanatlar var, tarih var. Çok güzel. Evet, sınava 60 gün kaldı. Şu an karşımda olan kitlenin hani az çok psikolojik durumunu tahmin edebiliyorum. Yani öngörebiliyorum. Kaygılarınızın farkındayım. Bir noktaya bağlanmak istiyorsunuz aslında, bir çıkış yolu arıyorsunuz ki bu da çok normal. Ve bu seminere de bu yüzden katıldınız arkadaşlar. Emin olun seminerimizin sonunda artık bu son haftaları nasıl değerlendirdiğiniz ve istediğiniz sonuca ulaşabileceğinizi öğrenmiş olacaksınız. Öğrenme karakterinizi keşfedip seviyeye özel çalışmanın ne kadar önemli olduğunu çok iyi anlamış olacaksınız. Vaadimiz büyük. Rabia Hocam yetişmeyecek diye hiç korkmayın. Seviyemiz ne olursa olsun eğer doğru çalışırsak, yani kalan süreyi doğru yönetebilirsek yetiştirememe gibi bir olasılık söz konusu değil. Bu arada genelde karşımdaki kitle ilk tecrübesi olanlar mı? Mesela sınava ben daha önce girdim hocam, mülakattan elendim ya da ben işte girdim çok başarısız oldum diyenler var mı? Beden eğitimi öğretmenliği. İlk kez, ilk senesi, daha üçüncü kez girenler var. Çok güzel. Yani içimizde bu da çok istediğim bir şeydi aslında. Yani karma bir kitle istiyordum. Çünkü hem tecrübesi olanın da kaygısı yüksek. Tecrübesi olmayanın zaten kaygısı yüksek arkadaşlar. Çünkü ne yapacağını bilmiyor. Yani daha önce bu son 2 aylık süreci nasıl değerlendirdiğini, nasıl bir sonuç elde ettiğini göremediği için onların kaygıları daha yüksek. Daha önce girdi. Girenler var. Mülakatta elenenler var. 2 puanla kaçıranlar var. Ya öncelikle tebrik ediyorum. Bence bardağın boş tarafından değil, dolu tarafından bakalım. Yani o level'a gelebilmişiz. Çok güzel. Şimdi minik 2 puanlık farkı kapatmak Hasibe Hocam daha kolay. Hayır Filiz Hocam, hiç öyle düşünme. Bakın bir öğrencimiz diyor ki hocam ilk kez giriyorum ama ön yargım var, sanki 3 yıldan önce atanamayacakmışım gibi. Hayır arkadaşlar, bunlar bizim olumsuz yargılarımız. Böyle bir şey yok. Doğru çalışan bir öğrenci ilk girdiği yılda rahatlıkla atanabilecek puanı alabiliyor ki bizim kendi kayıtlı öğrencilerimizin içerisinde İlk tecrübesiyle, bakın stajı var, okulu var, eğitim hayatı var. Bir yandan KPSS'ye hazırlanıp da ilk girdiği senede atanan yüzlerce öğrencimiz oldu. Eğer bu 3 yıl, 2 yıl bir kural olsaydı ya da onlar da bu şekilde düşünselerdi, inanın atanamazlardı. Önce düşüncemizi iyileştirmemiz gerekiyor. Elif Hocam, eğer doğru programla verimli çalışabilirsek kesinlikle. Zaten bunun için buradayız. Şimdi sınava 60 gün kaldı.
Peki biz bu 60 günde şu an 2 ay varken KPSS'ye gerçekten hazır mıyız? Hocam ben hazırım. Şu an sınav olsa girsem atanabileceğimi düşünüyorum diyen var mı? Hayır diyorlar genelde ki çok normal. Hayır ki zaten buradasınız değil mi? Mümkün değil, eksiğim çok diyenler var. Düzenli çalışamıyorum. Hocam düzenli çalışmamız gerekiyor. Bakın zamandan bağımsız bu söylediğim şey. Ya yani insanın bir yol haritasının olması kesinlikle şart. Bir düzene bağlı çalışman kesinlikle şart. Belki günde 1 saat, belki 2 saat çalışıyor olabilirsin. Zamandan bağımsız dediğim gibi altını çizerek söylüyorum. Biz bazen çünkü arkadaşlar şöyle de düşünebiliyoruz. Hani çok çalışmak ama çokluktan kastımız bu somut olarak, saat olarak, gün olarak, ay olarak, hafta olarak çok çalışmak. Hayır aslında bu değil. Sınavın bizden istediği şey, ÖSYM'nin bizden istediği şey kesinlikle bu değil arkadaşlar. Gerekirse daha az çalışarak daha verimli çalışmayı başarabilirsen çok çalışmana da ihtiyacın kalmayabilir. İlk kez gireceğim, deneme amaçlı gireceğim dedim diyor. Bence Fehim Hocam deneme amaçlı sen niyet edersin ama bakarsın atanılabilecek puanı almışsın. Bölümünüz neydi hocam bu arada? Kızım var, çok bölünüyorum diyen var Özge Hocam. Özge Hocam çok fazla yani şu an KPSS adaylarıyla ben birebir öğrenci koçuyum zaten. Kendi süreçlerini takip ettiğim çok fazla öğrencim var. Ya inanın sorumluluğu az olan aday gerçekten çok az arkadaşlar. Yani birçoğu sizin gibi bizim gibi olduğu için yani gerek çalışma yaşamı, ailevi sorumluluğu, ebeveynlik sorumluluğu, eğitim hayatı, stajı, işte ücretli öğretmenlik yapanlar var derken gerçekten bölünüyoruz. Çok haklısınız. Bu belki size başaramayacağım. Yani o kadar evde sadece tek odak noktası sınav olan öğrenci varken ben bu sınavda başarılı olamayacağım algısına itiyor olabilir. Kesinlikle böyle bir şey yok arkadaşlar. Bizim daha geçen yıl ikiz çocuklarıyla 3 tane çocuğu vardı adayımızın 40 yaşında. Branşı da dikap öğretmeni. Dereceyle atandırdığımız bir öğrencimiz oldu. Düşünün bakın yaşını düşünün, sorumluluklarını düşünün. İkiz küçük çocukları var 8 yaşında. Onların sorumluluğunu düşünün. Ve büyük oğlu da kendisiyle birlikte YKS'ye hazırlanıyordu. Onun stresini düşünün. Ve ona rağmen elde ettiği başarıyı düşünün arkadaşlar. Çok güzel. Hocam ben ilk defa gireceğim. Depremzedesiniz sanıyorum Rozali Hocam. Çok geçmiş olsun. Ya psikolojik bir travma çok iyi anlıyorum. Ama yavaş yavaş artık geleceğimizi şekillendirmek için adımlarımızı atmamız gerekiyor. Ben sınava hazırım. Nefi Hocam sizi tanıyorum. Siz geçen seminerimizde de vardınız ve kamp eğitimlerimize kayıtlı öğrencimizsiniz. Tabii ki de Elif Hocam çok hak veriyorum. Çok haklısınız. Ülkece zorlu günler geçirdik. Ama inşallah hepsi geride kaldı diyelim arkadaşlar. Olumsuzluklara odaklanırsak inanın bir adım öteye gidemeyiz. Bizim amacımız kazanmaksa, bizim amacımız bu sınavda başarılı sonuç elde etmekse biraz daha zihnimizi berraklaştırmamız gerekiyor. Part time çalışıyorum hocam. ÖABT beni korkutuyor. Medine Hocam branşınız nedir ÖABT'de? Çok kalabalık bir branşa mı sahipsiniz? Tarih art. Evet hocam. Tarih gerçekten çok kapsamlı bir branş. Şimdi kalan sürede eksikliklerimizi kapatabilecek miyiz? Bu kaygılarımızın en başında gelen şey belki de yani ilk sorumuz sürem azaldı, eksiğim çok fazla ve bu süre bana yetebilecek mi? Tamamdır Tekin hocam. Tabii ki de WhatsApp hattımızdan yazın hocam. Seminerimizde kayıt altına alınacak. Sonrasında video kaydından da izleyebilirsiniz. Sizinle beraber yürütmeye çalışıyorum diyenler var. Evet. Şimdi sistem yöneticimizin ilettiği linke tıklamanız yeterli Tekin hocam. Kolaylıklar dilerim size. Elbette hepimizin korkulu rüyası. Çok haklısınız Hatice hocam. Ama inanın bunların hepsinin bir çözümü var arkadaşlar. O yüzden lütfen olumsuz kısımlara odaklanmayalım. İkinci sorumuz da kazanmak için hangi derslere öncelik vereceksin? Bu benim çok önemsediğim bir şey arkadaşlar. Yıllardır eğitimin içerisindeyim. Çok uzun süredir öğrenci koçluğu yapıyorum ve öğrencilerin genelde bizimle yola çıkmadan önce kendi yaptıkları programda referans aldıkları noktaları öğrendiğimde bir öncelik sıralamalarının olmadığını çok gördüm. Peki sizin
Bir program hazırlarken önceliğe aldığınız kısımlar var mı? Mesela sen diyelim ki Necmiye Hocam, kazanmak için hangi derslere öncelik vermen gerektiğini biliyor musun? Konaklama ve seyahat branşım. Tamam, alan, evet. Kısmen doğru. Peki ders olarak mesela alanda diyelim ki ben bir kapı öğretmeniyim arkadaşlar. Benim alanımda minimum 14 tane ders var. Hani alana ben kategori olarak öncelik verdim ya, 14'ünün 14'üne de aynı önceliği vermem doğru mu değil mi sizce? Mantıksal düşünelim. Soru sayısı fazla olan Nisa Hocam, burayı kaçırmayalım. Bunu not aldım özellikle. Güzel bir şey söylediniz çünkü. Evet, ama soru da alalım. İşte bu. İşte Rozali Hocam. Aslında almak istediğim cevap buydu. Soru dağılımına göre. Yani her dersin bir değeri vardır değil mi arkadaşlar? Mesela hatta ders de değil. Bir dersin alt başlıklarını düşünün. Tarih dersi. İslamiyet öncesi Türk tarihi var. Osmanlı tarihi var. İnkılap tarihi var. Çağdaş Türk dünya tarihi var. Var da var değil mi arkadaşlar? O kadar çok fazla ünite var ki sen tarihi 27 tane soru geliyor, tarih benim için önemli deyip de hepsine eşit derecede önem verirsen, hepsine aynı enerjiyle aynı zamanı ayırarak yaklaşırsan burada çok büyük bir yanlış yaparsın. Özellikle bu yanlışı son 2 ayda, son 3 ayda, yani zamanının daha minimal olduğu bir aralıkta yaparsan bunun geri dönüşü olmaz ve yetiştiremezsin. Peki biz neye göre yapacağız? Yani mesela şu an karşımda öğretmenlerim de var, İBF mezunları arkadaşlarım da var. Şunu araştıran ya da bilen var mı arkadaşlar? Hocam ben bütün üniteleri araştırdım. Falanca üniteden 3 soru geliyor, falanca üniteden 5 soru geliyor ya da A konusundan 1 soru geliyor, B konusundan 10 soru geliyor. Bunun bilgisine sahip olan var mı arkadaşlar içimizden? Çıkmış sorulara baktık. Yok diyorlar. Hayır hocam, değil mi? Bir de arkadaşlar bunu zaten yapmaya kalksanız ÖABT'nin tüm dersleri için düşünsenize, genel kültür, genel yeteneğin bütün dersleri için, eğitim birimlerinin bütün dersleri için yaptığında sen buraya devasa bir mesai harcıyorsun aslında. Evet Nefi hocam, çünkü siz bizim kayıtlı öğrencimizsiniz. Çıkmış soru analizi, evet Rozali hocam, mantıklı. Ya çıkmış soru kesinlikle bizim referans noktalarımızdan biri. Ama çıkmış sorularda belki o sorunun hangi üniteye bağlı olduğunu tam kestiremiyor olabilirsin. Bazen öyle bir soru geliyor ki birden fazla konuyu da bağlıyor. Mesela onun tam ana vermek istediği bilgiyi de anlayamamış da olabilirsin ki böyle hocaları bile şaşırtan sorular var. Baştan sona işledik hocam. Evet tabii ki eğer vaktimiz varsa arkadaşlar zaten hiçbir konuyu elemeden hepsini izlem yani hepsini işlememiz, hepsine çalışmamız kesinlikle gerekli. Ama biz neden buradayız? 2 ayımız var. Neden buradayız? 60 günümüz var ve biz bu 60 günde devasa gördüğümüz eksiklikleri kapatmak için buradayız arkadaşlar. O yüzden burada strateji uygulamak zorundayız. Şimdi bunu da bir köşeye not ettik. Kazanmak için hangi derslere öncelik vermem gerektiğini bilmem gerekiyor hazırım demem için. Geldim diğer maddeye. Peki şu an karşımdaki kitle yoğunluklu olarak konu mu çalışmaya devam ediyor? Soru çözmeye ya da tekrara geçtim. Hadi bakalım herkes cevap versin. Konu çalışanlar yoğunlukta. Konu soru, soru artı konu, soru deneme, sıfırım diyen var, tekrar diyen var. Peki ben konumu bitirdim diyen var mı? Ben konumu bitirdim artık, tamam, okeyim. Konum hazır, şimdi tekrar hazırım hocam diyen var mı? Aa, çok güzel Esra hocam. Ben bitirdim ama ne bitirdim bilmiyorum. Evet. Bu çok karşılaştığım bir cümle bu arada. Hocam çalıştım ama öğrendim mi bilmiyorum. İşte bir de onun da çözümü var. Birazdan o kısma da geleceğim. Vatandaşlık hariç hazırım hocam. Çok güzel. Bitmiyor. Soru da çözemiyorum. Hocam soru çözmek için %100'ünü tabii ki bitirmeyi beklemeyeceğiz bu arada. Çünkü eğer %100'ünü bitirmeyi beklerseniz ilk öğrendiğiniz bilgileri çok net unutursunuz. Ve burada bu sefer zaman kaybetmiş oluruz. Tamam, yani şu an anladığım kadarıyla karşımdaki kitlede konu çalışmasını henüz bitirmemiş ama yanı sıra tekrar ve soru çözümlere de ufak ufak başlamaya
gayretli, istekli bir kitle olduğunuzu düşünüyorum. Görünüyorsunuz. Evet arkadaşlar, çok normal. Çünkü sen belki hiç çalışmadığın bir dersin konusunu çalıştığında verdiğin enerji ve eforla ya da zamanla, belki bir konunun üzerinden böyle çok iyi biliyorsundur, orada yaptığın tekrara ayıracağın zaman ve efor aynı değil. Bölünmeniz çok normal. Hatta dersten derse göre bile taktikler değişir arkadaşlar, yöntemler değişir. Siz sayısal bir derste çalıştığınız yöntemle, orada öğrendiğiniz yöntemle sözel bir derste çalışamazsınız. Bakın bunlar da çok önemli. Ve şu da çok önemli arkadaşlar, her öğrencinin öğrenme düzeyi aynı değil. Bakın trik nokta aslında burası. Çalışmalarımızın verimini kontrol etmemiz gerekiyor ama şu an anladığım kadarıyla chat panelinden de bunun çok geri bildirimini alamamışız. Yani yaptığım bir çalışma var ama verimli mi değil mi? Ben bu çalışmadan karşılık alabilecek miyim, alamayacak mıyım? Emek verdim ama öğrendim mi, öğrenemedim mi? Bunu çok net anlayamamışız. Şimdi bu 4 madde arkadaşlar bizim bu 2 aylık sürecimizi değerlendirmekteki yol haritamızı belirleyen en önemli kısımlar diyebilirim. Bunları özellikle seçtim bakın. Bunları bilen bir öğrenci ve buna uygun bir yol haritası çizen bir öğrenci zaten son 2 aylık süreçte bütün konularını, gerekirse eksikliği çok fazlaysa bile, çok rahat tamamlayabilir. O yüzden lütfen bu 4 kısmı çok ciddi bir şekilde algılamaya çalışalım. Çünkü sonraki vereceğim içerikler de bunların üzerinden gidecek. Hocam 2 ayda GGK için net arttırma taktikleri verir misiniz? Tabii ki veririz Merve Hocam ama bunun için sizin seviyenizi ve öğrenme yapınızı bilmemiz gerekiyor. Hocam siz bunları yapıyor musunuz? Evet Filiz Hocam, biz bunları yapıyoruz. Şimdi geldim. KPSS strateji işidir. Seminerin başından beri bunu söylüyorum. Ki diğer seminerlerimde de özellikle altını çize çize söyledim. Arkadaşlar KPSS sadece bilgi sınavı değil. O yüzden lütfen çalışmalarınızı şekillendirirken sadece bunu öğrenmedim, bunu öğrendim, bunu da öğreneyim, şu konum eksik, bu dersim eksik değil. Yaptığınız çalışmadan aldığınız verimi görerek, gerekirse kimsenin yapamadığı bir alanı da yapmaya gayret göstererek ya da gerekirse zamanın yoksa ve senin süren o konuyu öğrenmek için yeterli değilse, gerekirse o konuyu gözden çıkarman da sana sınavı kazandırabilir. Ama burada işte o stratejiyi neye göre belirleyeceksin? İşte bundan bahsedeceğiz. KPSS'ye çalışırken hangi konulara öncelik vermeliyiz diye sordum. Bu alanı olanlar alan dedi. Ya da spesifik Türkçe diyen oldu, matematik diyen oldu, tarih diyen oldu. Ama bunların hiçbirinin bir kaynağı yoktu. Yani benim şu özelliğimden dolayı bu dersi seçtim demediniz mesela arkadaşlar. Ama bunu demeniz gerekiyordu. Çünkü seviyenizin düşük olduğu konular var. Doğru mu? Daha geç öğrendiğiniz konular var. Belki Türkçe öğretmenlerim şu an burada olabilirler ya da felsefeciler vardı, besyocular. Hocam ben matematik öğrenemiyorum. Ben yıllarımı verdim, matematik yapamıyorum. Ben matematik yapamıyorum ve geç öğreniyorum. İşte bu tam bunun örneği. Daha hızlı öğrendiğin konular var. Belki ilgin olabilir o derse. Türkçe paragrafları çatır çatır çözüyorsundur. Ya da herkesin yapmakta zorlandığı, yani sınavda standart sapmanın yüksek olduğu konular var. Bunları da bilmen gerekiyor. Sınavda en çok sorunun geldiği dersleri, konuları net bilmen gerekiyor. Bu zaten ilk koşul. Ve önem puanı en yüksek olan konuları da bilmen gerekiyor. Yani sen bu sınava hazırlanıyorsan hangi alanda, hangi derste, hangi konuda, hangi seviyedesin ve kalan süren bu seviyeni ilerletmek için yeterli ve bunları bilmen gerekiyor. İşte biz bunları nasıl ölçeceğiz arkadaşlar? Şimdi onu da ileteceğim size. Şimdi KPSS'ye çalışırken sınavı çok iyi tanımanız gerekiyor, evet. Ama sadece sınavı değil, kendinizi de çok iyi tanımanız gerekiyor. İçinizde bizim eğitim analizlerimize katılan arkadaşlarım var mı? Yapay zekanın eğitim analizlerine. Evet. Sonuçlarınızı mutlaka incelemişsinizdir diye düşünüyorum. Ben şimdi analizimizin linkini de ileteceğim. O analizde sizin bütün öğrenim yapı değerleriniz ortaya zaten çıkacak. O yüzden bu sınava hazırlanırken sadece sınavı tanımak değil arkadaşlar, kendinizi de çok iyi tanımanız gerekiyor. Çünkü başrol sizsiniz. Bu sizin serüveniniz. Kendinizi tanımadığınızda, öğrenme yapınızı keşfetmediğinizde yaptığınız çalışmalar %100 verimli olmayacak. Bakın temel ilke bu.
Evet, sınavı tanıyacaksın. Senin karşında güçlü bir kurum var. ÖSYM var. Yılların kurumu. Zor ve eleyici bir sınava giriyorsun. Ya elenen tarafta olacaksın ya eleyen azınlık tarafında olacaksın. İşte bu tarafı seçmen için de senin sınavı tanıyıp kendini tanıyıp kalan sürede maksimum düzeyde verimli bir programla çalışmalarına devam etmen gerekiyor. Eğitim analizimizin linkini sistem yöneticisi arkadaşım iletti. O linke tıklayabilirsiniz. Seminerden sonra çözebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi sınavları kazanmak için olmazsa olmaz dedik. Ya Elif hocam dokunsal bir öğrenim var. Dokunsal öğrenciler çok hareketlidir hocam. Bence iyi ki bugün hatta kaydınızı birlikte tamamladık seminerden önce. İyi ki tek üzerine kayıt olmuşsunuz. Tam sizin öğrenme karakterinize uygun bir sistem. Şimdi sınavı kazanmak için olmazsa olmazlarımız nelerdi arkadaşlar? Verimli çalışmayı keşfedeceğiz. Seviyemizi bilmek zorundayız. Şu an hangi seviyedesin? Hedefin ne? Kalan mesafe ne kadar ve bunu 60 günde nasıl kapatacaksın? Ve senin bir programın olmalı, verim alabileceğin bir programın olmalı, sana özel hazırlanan bir program olmalı ki uyum sağladığında verim alabil. Ve bütün bunları yaptıktan sonra da bütün sürecin kontrolünü sağlayacak bir performans takibin olmalı. Geldik analize. Bana bilmediğim bir şey söylenmedi. Betül Hocam demek ki kendinizi çok iyi tanıyormuşsunuz. Ki ben bununla da çok karşılaşıyorum. Bizim yapay zeka sistemimizin eğitim analizi o kadar başarılı ki arkadaşlar. Öğrencilerin çoğundan şu geri bildirimi de alıyorum. Hocam beni benden iyi tanıyor resmen. Ben bu kadar nokta atışı verileri çıkaracağını düşünmüyorum diyen çok öğrencim de oldu. Çok güzel. Şimdi bu analizlerle birlikte arkadaşlar sizin nasıl verim alabileceğinizi ölçüyoruz. Hani dedik ya her öğrenci farklıdır. Hepinizin bir bilgiye yaklaşım şekli aynı değildir. Ya da öğrendiğiniz bir bilgiyi unutma süreniz aynı değildir. Belki biriniz bir ayda unutur, belki biriniz bir haftada unutur. Bunları bilmek de işimizi kolaylaştırır değil mi arkadaşlar? Düşünün ki siz bir öğretmensiniz. Bir öğrencinize program hazırlayacaksınız. Bu programı hazırlarken onu tanımak istersiniz. Yani senin dikkat dağınıklığın varsa belki ben sana blok ders yaptırmam. Ya da senin işte stres düzeyin çok yüksekse belki seni motive etmem gerekebilir. Çünkü senin buna ihtiyacın vardır. Şimdi biz analizlerle birlikte arkadaşlar sizin öğrenme karakterinizi keşfediyoruz. Analiz linkimizi sistem yöneticisi arkadaşımız iletti. O linki bir yere kaydedin. Seminerden sonra girip detaylı bir şekilde çözüp sonuçlarınızı inceleyebilirsiniz. Türkiye'de sadece tek uzamda yapay zeka sisteminde uygulanan eğitim analiziyle sizin öğrenme karakterinizi keşfedeceğiz ve en verimli çalışma yönteminizi belirleyeceğiz. Böylelikle siz bir çalışma yaparken yaptığınız çalışmanın verimliliğini arttırmış olacağımız için kalan zamanda çok daha fazla net yapmanızı sağlayacağız. Yani sizin kendinizi tanımanız birebir sınav sonucunuzu etkileyecek arkadaşlar. İkinci aşama neydi? Öğrenme karakterimi keşfettim. İkinci aşamada seviyemi belirlemem gerekiyor. Ben şu an 2 ay kala sınava ne kadar hazırım? Alanda kaç net yapıyorum? Eğitim birimlerinde kaç net yapıyorum? YGK'da kaç net yapıyorum? Bunları bilmem gerekiyor değil mi arkadaşlar? Bunları bilmeniz için de sizin detaylı bir seviye ölçüm sınavına ihtiyacınız var. Biz bunu sisteme kayıt olan öğrencilerimize yapacağız arkadaşlar. Seviyenizi ölçerek aradaki mesafeyi ölçeceğiz. Yani diyeceğiz ki işte örnek veriyorum. Bir öğretmenimden örnek vereyim. Osman hocam diyelim ki senin hedefin 90 puan ama sen şu an 70 puan alabiliyorsun hocam. Arada da eksik puan farkın 20 puan. Bunu da 60 günde kapatman gerekiyor. Biz sizin seviyenizi ölçerek kaç puana ihtiyacınız olduğunu buluyoruz. Ve bunu da sadece size özel, yani senin aradaki mesafeyi kapatman için sana özel bir ders çalışma programı ile desteklediğimiz için sen eksik olduğun kısımları daha yoğunluklu çalışarak kalan zamanı doğru yere yatırmış oluyorsun aslında. Elif hocam ses var mı şu an? Şu an benim sesimde bir problem yok. Sanıyorum mikrofonla alakalı bir durum sizdeki. Geliyor değil mi? Harika. Tamam. Şimdi seviyemizi ölçtük. Artık kendimi tanıyorum. Analizlere girdim. Öğrenme karakterimi keşfettim.
Seviye tespit sınavına girdim. Seviyemi de tespit ettim. Artık hangi noktada olduğumu biliyorum. Hedefimi biliyorum. Ne kadar arada kat etmem gereken mesafe var bunu da biliyorum. Şimdi bütün bunlar üzerinden en önemli ve en merak ettiğiniz, aslında bunun için geldiğinizi biliyorum. Ne çalışacağım hocam, benim nasıl bir programım olacak dediğinizi duyar gibiyim. İşte biz bütün bunları arkadaşlar 60 güne sığdıracak bir ders çalışma programı hazırlayacağız size. Ve bu programı hazırlarken de sizin derslerdeki seviyelerinizi bildiğimiz için, nasıl daha verimli çalışabileceğinizi, öğrenme karakterinizi de bildiğimiz için, yapay zeka sistemi kalan süre için eksikliklerinizi önceliklendirecek bir ders çalışma programı hazırlayacak. Evet Filiz Hocam, bu örnek kayıt olan her öğrencinin sonucu farklı olduğu için hocam, sizin sonucunuz neyse sizin yapacağınız çalışma o şekilde olacak. Şimdi arkadaşlar, aslında biraz da sınavı kazanmak inanç işidir. Yani inanman gerekiyor, evet başarabilirim. Siz gerçekten 60 günde, günde kaç saat çalışarak, evet hocam ben şu kadar saat çalışırsam benim için bu sınav tamamdır. Yani ben 60 günde bütün eksikliğimi kapatırım diyebiliyorsunuz. Sekiz saat, 12 saat. Merve hocam ne yaptınız? 12 saat çok fazla. Sabah akşam full imkansız diyen var. Hocam bir kere imkansız çok olumsuz bir yerde. Hayır, bunu kabul etmiyorum. Gayet imkanlı. 24 saat. Hiç uyumayalım, ders çalışalım. Hayır arkadaşlar, bakın yine o yanılgıya düşüyoruz. Yine süre hesaplaması yapıyoruz. Yine biz saat olarak çok çalışırsak ancak başarılı oluruz diyoruz. Hayır arkadaşlar, bizim sistemimizde, yapay zekada bu böyle değil. Neden? Çünkü biz sizin için hangi dersin hangi öncelikte olduğunu belirliyoruz. Yani sen kalan zamanda alman gereken puanı, çalışabileceğin süreyi analiz edeceğiz. Zaten sen iş yaşamın varsa diyelim, ya da evde olabilirsin. Kimi 3 saat çalışır, kimi 5 saat çalışır, kimi 10 saat çalışır. Az önce de örnek verdim ya. Senin için o saat aralığında yapacağın kazanıma en yüksek bir çalışma vardır. Yine az önceki gibi örnek vereceğim. Şimdi süren bu kadar azken mantıksal yaklaşalım arkadaşlar. Senin zamanın azaldı ve önünde devasa bir konu dağılımın var. Bir sürü daha konun eksik. O konular için de mantıksal olan sizce de şu değil midir arkadaşlar? Daha az sürede çalışıp daha fazla sorunun geldiği yere çalışmak nasıl bir mantık sizce? Çok yavaş ilerliyorum. Hocam demek ki bir programınız yok. Yani sizi, inisiyatif sizdeyse yavaş ilerlersiniz. Sizin bir bağlayıcılığınızın olması gerekiyor. Evet, dersteyse çok fazla, işte bu yüzden bir programa ihtiyacınız var arkadaşlar. Eğer sadece iki dersten sorumlu olsaydınız inanın program yapmak belki bu kadar da zor olmayacaktı. Birbirini çalışıp belki yine şansa kadere bir noktada belirli bir düzeye gelebilecektiniz. Ama üçlü bir sınava hazırlanıyorsun. A grubu öğrencilerim, ikili. Ki A grubu o kadar derya denizdir ki, yani ders sayısı çok fazla, çok kalabalık. Siz bu kadar kapsamı geniş sınavlara hazırlanıyorken arkadaşlar, tutup da gelişi güzel random çalışamazsınız. Ya da bu çalışmayla ben atanılacak puanı alırım güveninde olmamalısınız arkadaşlar. Bu sadece kendimizi kandırdığımız anlamına geliyor. Dedim hocam, aslında ders sayısından da ziyade hangi dersleri çalıştınız mesela benim için daha önemli. Bir de o dersteki seviyeniz de benim için çok önemli. Yani siz diyelim dikap öğretmenisiniz. Hadisi mi çalışıyorsun, tecvidi mi çalışıyorsun? Bu benim için çok önemli çünkü ikisinin getirisi asla aynı değil. Öğrenme süresi de aynı değil. İlerleyemiyorum diyen var. Hiç merak etmeyin. Siz bu sisteme kayıt olduğunuzda arkadaşlar, her şeyi yapay zeka planlayacağı için sen sadece günde ayırabileceğin süreyi bize vereceksin. Sisteme gireceksin. Ben şu saatte başlayacağım, bu saatte bitireceğim diyeceksin. Sistem senin o dersteki seviyene bakacak, kalan süreye bakacak. Bu öğrencinin ne kadar nete ihtiyacı var, ne kadarını tamamlayabiliyor, ne kadar eksiği var, ona yönelik bir program yapacağı için sen tam olarak öğrenciliğin hakkını vereceksin hocam. Yani bir öğrencinin sorumluluğu nedir? Ders çalışmaktır. Arkadaşlar, bir öğrenci ders çalışma programı hazırlayamaz. Böyle bir yetiniz hiçbirinizin yok. Sizi çok iyi anlıyorum. Şu an içinde olduğunuz o buhran ya da bunalım, çok haklısınız. Çünkü
kendi yetkinizin dışında olan alanlara da dahil olduğunuz için orada istediğiniz sonucu göremedikçe siz boşa kürek çekmiş gibi hissediyorsunuz kendinizi. Ama bu çok normal. Bakın bu hissi hiç yadırgamıyorum. Çünkü öğrencinin görevi ders çalışmaktır. Öğrencinin zaten bir programı vardır, bir öğretmeni vardır, dersi vardır. Bir plan dahilinde ilerler, bir kontrol mekanizması vardır. Öğrenci sadece ona uyum sağlar. Arkadaşlar sizin tek göreviniz bu. Evet. Kafanız hiç karışmasın Fadime Hocam. Sonraki süreçte, şimdi biz artık bu programımızı yaptık. Bu programı hazırladıktan sonra, şimdi program sizin hem öğrenme karakteriniz hem derslerdeki seviyelerinize göre hazırlandığı için arkadaşlar, bu programa uyum sağlamanız gerekiyor. Yani aradaki puan farkını kapatabilmen için senin hangi derse ne kadar çalışacaksın? Toplam kaç saat çalışacaksın? Ya da bu çalıştığın, bu yaptığın çalışmadan verim alabilecek misin? Ya da şu ana kadar yaptığın çalışmalardan verim alabildin mi? Bunların hepsini bizim sistemimiz hesaplıyor arkadaşlar. Kayıt olduğunuzda. Evet, evet Betül, YKS'ye hazırlanıyorsun. Aynı sistem YKS için de var bu arada. Bilmiyorum bu yıl mı gireceksin? Bu yıl gireceksen kaygın şu an hat safhadadır. 18'inde çünkü sınav, 18 Haziran'da. Ama önümüzdeki yıl gireceksen hiç soru, hiç sıkıntı yapma. Daha çok uzun bir zamanın var. O yüzden bu zamanda çok rahat yetiştirirsin böyle bir sistemde. Mesela bu vereceğim örneği bilen var mı? Coğrafyacılar vardı galiba aramızda. Coğrafya öğretmenlerimiz. Elif Hocam, seminerimiz kayıt altına alınıyor. Bu dakikadan önceki kısmı seminer bittikten sonra, videosu yüklendikten sonra izleyebilirsiniz. Evet, ha Elif Hocam, evet siz coğrafyacısınız. Hocam bakın, aynı süre. Şimdi hani size az önce de sordum ya, hiçbir insan zihni ya da hiçbir öğretmen ya da hiçbir öğrenci hangi konuda kaç soru gelecek, işte hangi konunun getirisi daha yüksek, hangi ünite benim için önemli, bunları ayıramayacak dedim ya. İşte bizim sistemimiz bunları ayırdı arkadaşlar. Mesela örnek vermek istiyorum. Türkiye'nin ekonomik coğrafyası senin sıfırsan eğer toplam öğrenme süren, yani her şeyi temelden aldığında 3 saat 45 dakikada sen Türkiye'nin ekonomik coğrafyası konusunu öğreniyorsun. Ve bunun karşılığında sınavda alacağın önem puanı 5. Yine aynı dersin farklı bir ünitesi, farklı bir konusu. Türkiye'nin fiziki özellikleri konusunu öğreniyorsun. Ve bunu 3 saat 15 dakikada öğreniyorsun. Yani neredeyse aynı arkadaşlar, fark ettiniz mi? Yani arada bir yarım saatlik fark var. Ve bu konuyu öğrendiğinde sınavda sana katacağı önem puanı 2,5. Yani bu demek oluyor ki sen sınavı tanırsan 2 kat daha fazla puan kazanabileceğin alanı önceliklendirebilirsin. Hani diyoruz ya 2 ayda ben yetiştiremem hocam. Neye göre mesela bunu düşünüyoruz? Neye göre yetiştiremezsin? Evet, bütün konuları random baştan sona sıralı gidersen haklısın, yetiştiremezsin. Ama konular içinde bazı önemli kısımları önceliklendirip gerekirse getirisi çok düşük olan kısımları elersen yetiştirebilirsin. Evet, fiziki çok zor çünkü, aynen öyle. Elif Hocam, hem çok zor hem de bakın önem puanı daha düşük. Yani ekonomik coğrafya daha kolay bir ders ve önem puanı daha yüksek. Yani niye belki bununla sen vakit kaybetmeyeceksin baktığımız zaman? İşte biz bunun gibi bütün derslerde arkadaşlar, tarihte, alanın bütün derslerinde, eğitim bilimlerin bütün derslerinde hangi konudan kaç soru geliyor ve sen o konuyu toplam ne kadarlık saat, ne kadarlık dakika diliminde öğreniyorsun. Bunları bizim sistemimiz biliyor arkadaşlar. Bunları tek tek hesapladık ve siz bu son 2 aylık süreçte kampımıza kayıt olduğunuzda buna göre önceliklendirerek, her zaman senin için getirisi yüksek neresiyse, daha az çalışıp daha yüksek puan alabileceğin kısım neresiyse, onları senin programına öncelikle dahil ederek, sana onları çalıştırarak 60 günde o totalde yaşadığın eksikliğin tamamını kapatmanı sağlayacağız. Ve bunları yaparken de artık bir programınız var, sistem sizi takip ediyor, evet, ama bunları yaparken de bir performans takibiniz olacak. Mesela
Biz size bir program yaptık arkadaşlar ve siz o programda tamamladığınız kısımları görebileceksiniz, tamamlayamadığınız kısımları görebileceksiniz. Tamamlayamadığında kaybettiğin puan ne kadar ya da tamamladığın çalışmalardan toplam alacağın puan ne kadar? Bunların hepsini de yapay zeka sistemi kontrol ediyor ve en güzel yanı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bunların hepsini biz her hafta kontrol edeceğiz. Yani sen her hafta sanki o an yeniden kayıt olmuşsun gibi, ben bu hafta hangilerini eksik bıraktım, hangilerini tamamladım, ne kadar puan kazandım, ne kadar puan kaybettim, bunları görebileceksiniz. İşte bu ben diyor. Aynen öyle. Hocam nasıl katılacağız? Şimdi katılma linkini ileteceğim Rozali Hocam. Kayıt için seminerimizin sonunda bir link ileteceğim. Direkt oradan kaydınızı tamamladığınızdan sisteminiz aktif hale gelecek. Hemen seviye belirleme sınavlarına ve analizlere gireceksiniz arkadaşlar. Sistem sizi tanıyacak, eksikliklerinizi analiz edecek ve hemen programınızı hazırlayabileceksiniz. Aynı gün başlayabileceksiniz. En güzel yanı bu. Ve biz genelde kendi başımıza çalıştığımızda arkadaşlar, hatta az önce yazan arkadaşlarımız vardı. Hocam çalışıyorum, yaptığım bir çalışma var ama verim aldım mı alamadım mı bilmiyorum diyorduk ya. Bizim sistemimizde bu yok arkadaşlar. Yani biz sizin sürecinizi şansa ya da kadere bırakamayız. Sen bunu öğrenmişsindir, tamam geç diyemeyiz. Bitirdiğin her ders üzerinden, yani Türkçe dersini sen bitirdin mi? Türkçeyi ne kadar öğrendiğini benim görmem gerekiyor sistem olarak. Konuları öğrenip öğrenmediğini ölçmem için de check-up testine gireceksin. Her ders bittikten sonra alan içinde, eğitim birimleri içinde, GGK içinde ayrı ayrı check-up'ların olacak. Oradaki doğru, yanlış ve boş sayına göre sistem seni puanlayacak ve diyecek ki evet sen Türkçeyi öğrenmişsin, gönül rahatlığıyla tarihe geçebilirsin. Bakın bunun geri bildirimini almak ne kadar güzel bir şey. Farkında mısınız arkadaşlar? Cansel Hocam ikisi birlikte genel kültür, genel yetenek ve eğitim bilimlerinden mi bahsediyorsunuz? A grubundan mı? Ay Filiz Hocam gerçekten bence de iyi ki karşılaşmışız. Hocam yine örgüne gidin. Ya örgün çok sıkıntı değil evet ama örgün size bunları sağlamaz. Abdülbahçe Hocam bilmiyorum hangi noktada internetiniz kesildi ama çok büyük bir kaybınız yoktur diye tahmin ediyorum. Cansel Hocam başka bir kurumdan kamp almanız da yine buna kayıt olmanızı engellemez. Çünkü bu size özel, akıllı bir kamp. Yani düşünsene Türkiye'nin ilk seviyeye özel verilen kampa. Hangi derse, hangi seviyedeysen sistem buna hesaplıyor. Ve diyor ki Cansel sen Türkçe'de, sözlükte, anlamlarda eksiksin. Ben sana bunu çalıştıracağım ama kısa yoldan çalıştıracağım. Tekrarla çalıştıracağım, soru çözümüyle çalıştıracağım ve oradan çıkan bütün soruları yapmanı sağlayacağım diyor. Yani sistem sana bir hedef koyuyor hocam. Diyor ki atanman için Türkçe'de minimum bu kadar net yapman gerekiyor. Matematikte bu kadar, tarihte bu kadar, coğrafyada bu kadar. Bunu hiçbir örgün ya da online eğitim kurumu yapamaz arkadaşlar. Bunu bir insan gücü de yapamaz. Bakın ben yıllardır öğrenci koçuyum. Kendim de öğretmenim, eğitim uzmanıyım. Binlerce öğrenci görüşmesi yaptım. Binlerce kendi öğrencim de oldu. Birebir sürecini takip ettiğim. Ama ben bu yapay zekanın yaptığı tek tek konuya göre, derse göre, alt başlığa göre yaptığı ve öğrenciyi takip ettiği gibi bir sistemi kendim yapamam mesela bir öğretmen olarak. Çünkü bunu akıllı bir sistem, yani bu bir yazılım programı, ancak böyle bir sistemle bu mümkün. O yüzden check-up'larla da yaptığınız bütün çalışmaları garantilemenizi zaten sağlayacağız. Ve Tekno kampımız arkadaşlar başlıyor. Son iki aya özel dev bir kampanya da başlattık. Hatta şu an bu seminere katılan bütün öğrencilerime ben indirimli tutor üzerinden de yardımcı olacağım. Bu Tekno kampa kayıt olduğunuzda eğitim analiziyle öğrenme karakterinizi tespit edeceğiz. Seviye belirleme sınavıyla seviyenizi ölçeceğiz. Yapay zeka eksikliklerinize göre çalışma programımızı hazırlayacak. Kayıt olduğunuz an itibariyle konu tekrar videolarınız sisteminize yüklenecek. Soru çözüm videolarınız sisteminize yüklenecek. Her dersten sonra ne kadar öğrendiğinizi ölçmek için check-up testleri sisteminize yüklenecek. Dönem sonunda sınava kısa bir zaman dilimi kala canlı genel tekrar ve soru çözüm kamplarınız olacak. İndirilebilir PDF ders notlarınız olacak ve Türkiye geneli online deneme sınavlarınız da olacak. Yani neredeyse yok yok diyebilir miyiz arkadaşlar?
Habibe hocam siz bizim kayıtlı öğrencimiz misiniz? Çok iyiymiş gerçekten. Tutarı çok uygun Fadime hocam. Şimdi ücret kısmına da geleceğim. Bu arada sistem yöneticisi arkadaşımız Teknokamp'ın linkini atıyor arkadaşlar incelemeniz için. Ona da tıklayın. Sisteminizdeki seviye sınavını yaptım. Eğitim dersleri yok. Habibe hocam kayıtlı öğrencimiz olmadığınız için olabilir. Evet Filiz hocam. Bakın Filiz hocam diyor ki dershane için anladığım kadarıyla hem ateş pahası hem o an dinledin yoksa geri dönüşü olmuyor. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Hep öğrencilerime verdiğim örnek. Diyorum ki hocam dershanede kitlesel bir eğitim alıyorsun ama senin bireysel bir eğitime ihtiyacın var. Neden konfor alanının dışına çıkasın ki? Neden o kadar yol çekesin? Neden o kadar bütçe ayırmak zorunda kalasın? Neden bir başkası senin dikkatini dağıtsın? Neden buna izin veriyorsun? Bizim sistemimizde bu yok arkadaşlar. Bireysel sistem seni tanıyor. Diyor ki Filiz'in dikkat dağınıklığı mı var? 40 dakikada bir ben mola verdireceğim diyor. Seni blok dersi almayacağım. Ya da Filiz'in unutma süresi çok mu yüksek? Hemen unutuyor mu öğrendiği bilgiyi? Gerekirse ben senin tekrarlarını haftalık planlayacağım diyor. Unutmana izin vermeyeceğim diyor. Ama bunu dershanedeki bir öğretmen yapamaz. Der ki ben aylık tekrarımı yapıyorum. Sen ister unut ister unutma. Onu çok bağlayan bir durum yok. Aylık tekrarını yapar ama sen o bir ay gelene kadar zaten o konuyu çoktan unutmuş olursun baktığımızda. Habibe hocam tutarı çok uygun. Arkadaşlar ücreti çok uygun. Naci hocam aynı sistem yapay zeka sistemi 2024 yılı içinde geçerli. Şimdi bu kampımıza sezon başından beri düzenli çalışanlar da kayıt olabilir. Sıfırdan yeni başlayacak. Hani sordum ya seminerin başında. Hocam benim her şeyim sıfır, temelim, hiçbir şey bilmiyormuş gibi hissediyorum. Hiç sorun değil. Siz de kayıt olabilirsiniz arkadaşlar. Dershaneye gidenler, kursa gidenler, farklı online eğitimlerden eğitim alanlar siz de. Sezon başında hocam bir gazla başladım sonra durdum artık unuttum yani o başlayan kişi ben miyim değil miyim bıraktım. Siz de kayıt olabilirsiniz. O yüzden arkadaşlar ertelemeyin. Teknokamp hepiniz için maksimum düzeyde verimli bir kamp ve sınava bu kadar kısa bir zaman dilimi varken bakın özel bir yıldayız seçim yılı atama belki yüksek olacak bu şansı kaçırmanızı başarıyı şansa bırakmanızı istemiyorum. Çünkü şunu çok iyi biliyorum arkadaşlar. Şans asla başarı getirmiyor. Başarıya ulaşan öğrencilerin ya da herhangi bir alanda derste değil başarıya ulaşan kişilerin en temel ortak özellikleri çaba göstermeleridir. Siz bu çabayı gösterin, hedefinize ulaşın. Biz de buna ortaklık yapalım. Yani sizin başarınızda bizim de payımız olsun ki çok mutlu oluruz. Bu yıla kadar biz yaklaşık 10 yıldır eğitim veren bir eğitim kurumuyuz. Binlerce öğrencimizin hayaline ulaşması noktasında çok aktif rol oynadık. Birçoğunun başarısında gerçekten bizim imzamız var ve biz gerçekten bundan mutlu oluyoruz. Şimdi size kampımızı göstereyim arkadaşlar. Feyza hocam mesajlarınız ulaşıyor. Bir şey mi sordunuz? Hemen bir bakayım. Oo, bayağı yazanlar olmuş. Feyza hocam neden kendimize güvenmiyoruz? Güveneceğiz. Şimdi herkes bir linke tıkladı mı arkadaşlar? Bir linke tıklayalım. Bakın ben size göstereceğim. Furkan hocam en kapsamlı paketimiz bu. Ücreti çok uygun. ÖABT'si olanlar üçlü paket 399. Tıklayınca zoom kapağı. Tamam o zaman tıklamayın durun ben bir göstereyim size. Arkadaşlar bakın eğitim programlarının içinde sistem yöneticisi arkadaşımdan bir kez daha rica etsem bir Teknokamp'ın linkini tekrar iletebilir miyiz? Arkadaşlar şu linki bir yere kopyalayın ya da beni iyice izleyin. Bakın Teknokamp içeriği bu şekilde ya. Diyelim ben öğretmenim, ÖABT'm varsa ÖABT'ye tıklıyorum. Beden eğitimi öğretmeniyim. Aramızda bestiyocular vardı. Evet Elif hocam bazı ÖABT branşlarında eğitim yok arkadaşlar. Coğrafya gibi, edebiyat gibi ama birçoğunda var. Yani en az 15-16 tanesinde var. Üçlü paket 399 lira. Şu an bu seminere katıldığınız için arkadaşlar bakın şurada bir indirim kodu var.
bu başlığın altında mesela Teknokamp beden %5 diyor ya. Bunu kopyaladım. Hemen kayıt ola tıklıyorum. İndirim kodumu buraya giriyorum. Kuponu uygula diyorum. İki tane yüklemişim yanlışlıkla, çok pardon. Sepeti güncelle diyelim. %5 indirimle birlikte kayıt olabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar kamp sınava kadar geçerli. Hatta bu kampa kayıt olan öğrencilere dönem sonunda yapacak olduğumuz dev genel tekrar ve soru çözüm canlı kampımızda ücretsiz hediyemiz. Şu an bu seminerde olan öğrencilere hediye ediyorum bunu. Filiz hocam hiç üzülmeyin. Bence şansınızı deneyin. Bu kamp ciddi anlamda eksikliklerinizi analiz edebileceğiniz bir kamp. Söylem hocam, önce giriş yap kısmından giriş yapmamız gerekiyor. Tekrar yapalım mı şimdi? Şimdi ben bir panelime gireyim arkadaşlar. Canlı kamp hediye. Evet, canlı kampımız ücretsiz hediye arkadaşlar. Bu Teknokamp'a kayıt olan öğrencilerimize canlı kamp dönem sonunda yapılacak dev genel tekrar ve soru çözüm kamplarımız hediyemiz. Fehime hocam, siz kayıtlı öğrencimiz misiniz? Herkes indirimi nasıl tanımladığımı gördü mü? Gördük mü? Sonra arkadaşlar buradan alışverişime devam ediyorum. Eğer kredi kartı kullanıyorsanız peşin fiyatına taksit yapılabiliyor. Hangi rağbet alanlarında var? Tabii ki gösterebilirim. Tabii ki de. Siz yeter ki isteyin. Eğer rağbetiniz yoksa arkadaşlar bakın sadece GGK, sadece eğitim birimleri var. Şu an bu tutara, şu kalitede bir eğitim, bir hizmet, sanal bir koçluk desteği gerçekten bulamazsınız arkadaşlar. O yüzden fırsat, bu fırsat hiç kaçırmayın. Hemen kayıt olun, 59 güne düşmesin. Bakın bugün tam sınava 60 gün var. Ben semineri özellikle bugün yapmak istedim. Dedim ki bu bir dönüm noktası olsun ya. Bugün ayın 23'ü, 23 Mayıs, 23 Temmuz'da ben 2 ay sonra bir sırada olacağım. Yani masada olacağım ve sınava gireceğim. Ben bu bilince artık girmem gerekiyor. Ama ben o sınava elimi kolumu sallayarak boş zihinle bilgim olmadan psikolojimi yıpratmış bir şekilde, yorulmuş bir şekilde girmek istemiyorum. Arkadaşlar hiç olmazsa bakın o sınavlar için ödediğiniz tutarları bile düşündüğünüzde buna değer. İnanın bomboş denemek için giriyorum falan diyenler vardı ya. Hayır, neden denemek için giresin ki? Başarıya ulaşmak için girmen gerekiyor. Ve şu an bu fırsat senin ayağına geldiyse kesinlikle değerlendirmen gerekiyor. Evet Filiz hocam, kampta hepsi var. Analiz, canlı videolar, canlı dersler, video, kamp, seviye belirlemesine ve yapay zekanın koçluğu tamamı var. İsmet hocam, alanınız ne sizin? Kendi alanınıza girin hocam. Orada %5 indirim kodu var. Kesinlikle Filiz hocam. Gerçekten bir tişört anlamıyor. KPSS A grubu içinde var. Nuray hocam, çok teşekkür ederim. Elif hocam. Elif hocam, kayıt yaptınız siz. Aynen, sizin yeniden kayıt olmanıza gerek yok hocam. Siz şu an seviye belirlemesini ve analizi çözeceksiniz. Arkadaşlar buradan kaydı tamamladığınızda Zeynep hocam, siz kayıtlı öğrencimiz misiniz? Şimdi bu semineri kapattıktan sonra herkes kaydını tamamladığında önce öğrenci işlerinden bir mesaj gelecek size. Ders kaydınız açılmıştır diye. Sonra hemen sınavlarımız var arkadaşlar. Seviye belirleme sınavı, analizler. Hemen onları çözün. Sistemde takvimi nasıl hazırlamanız gerektiği ile alakalı yönlendirmeler var. Hemen yapay zeka eksikliklerinizi analiz edecek. Çalışabileceğiniz günleri, saatleri gireceksiniz. Programınızı hazırlayacak ve sizin artık her gün kalktığınızda bir programınız var, bir planınız var. O plana uyum sağlayarak ilerleyeceksiniz. Tamam İsmet hocam, göstereyim. Şimdi herkes bende mi şu an? FenöABT var hocam. Mesela GGK'ya kayıt olacağım ya. Feyza hocam, GGK ve eğitim birimleri toplam ücreti 299 lira. Bakın arkadaşlar şurada indirim kodu var. Görüyorsunuz değil mi? Teknokamp GGK %5 diyor. Bu bütün paketlerde var. İsmet hocam, Fen'i sordunuz ya.
Sen ÜABT'ye girdiğinizde onun da altında var. Eğitim bilimlerinde de var. Üçlüde de var. İkide de var. Şimdi bunu aldın, kopyaladın. Hemen kayıt ola tıklıyorsun. Şimdi önce şunları bir sileyim arkadaşlar. Gerçekten bir kitap ücreti. Nuray Hocam, bu seminere katılanlara GYK eğitim birimlerinde toplam %5 indirim. Sarı zaten çok uygun. Tabii ki, tabii ki Filiz Hocam. Filiz Hocam, WhatsApp'tan yazar mısınız bize? Hafize Hocam, kayıt olduğunuzda 2023'ün sınavına kadar geçerli. Üçlü olursa indirim hepsinde geçerli. Hepsinde geçerli. Bakın, kupon uygula diyorum. Bakın 190 TL'ye düştü, gördünüz mü? Neşe Hocam, siz çıkın yeniden girin, yapar. Büyük bir ihtimalle üst üste girdiğiniz için bir zaman aşımına uğramış olabilir. Yok Elif Hocam, siz bu linke girmeyin. Sizin kaydınızı yaptık ya, sizin girmenize gerek yok. Tekrar kayıt olursunuz. Şöyle yapalım mı arkadaşlar? Durun, bir şu linke atmaya çalışayım. Bu linke tıkladığımızda bu sayfanın gelmiş olması gerekiyor. Elif Hocam, direkt bu kullanıcı adınıza şifrenizle gireceksiniz. Şu an bakın, indirimimi tanımladım. Buradan iki kutucuğu tıklıyorum. Siparişi onaylıyorum diyorum. Adres bilgilerim var. İleri diyorum. Eğer kartla yapacaksanız arkadaşlar, kredi kartına peşin fiyatına vade faiz farkı olmadan taksit var. 6'ya kadar bölüyor. Yok Elif Hocam. Tamam. Tamam Betül Hocam, durun. Şimdi tıklamayın o zaman. Tamamdır. Ben hepinize katıldığınız için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bu kamp sizin için çok verimli olacak, çok etkili olacak. İyi ki tek üzeme kayıt olmuşum, iyi ki bu semineri görmüşüm, iyi ki bu seminere katılmışım diyeceksiniz. Sınava girdiğinizde o soruları takır takır yaptığınızda ben eminim benim de kulaklarımı çınlatacaksınız ki çok mutlu olurum. İnşallah hep güzel şeylerle çınlatın. Çok teşekkür ederiz inşallah. Evet Cansar Hocam, ha bu arada o kısmın da üzerinden geçeyim. Bizim size hazırladığımız ders çalışma programının minimum dönem boyunca %80 ve üzerine uymanız koşulunda istediğiniz sonuca ulaşamadığınızda ücret iadesi yapıyoruz arkadaşlar. Bu teknokamp o kadar iddialı bir teknokamp. Şimdi ben tekrardan linki atayım size. Sayfadan kaydınızı tamamlayın arkadaşlar. Hemen öğrenci işlerimizde ulaşsın. SMS gönderecekler size. Eğitim ve alan olarak da alabilirsiniz Azra Hocam. Ben de çok teşekkür ederim Cansar Hocam. İyi ki katıldınız, renk kattınız. Hepinize çok teşekkür ederim. Yine ben şuraya WhatsApp numaramızı da yazayım. Takıldığınız bir kısım olursa WhatsApp'tan yazın arkadaşlar. WhatsApp birimi yardımcı olur. Ama dediğim gibi sistem basit. Direkt panelinize giriyorsunuz. Kayıt olacağınız eğitimi seçin. İndirim kodunuz hazır orada. İndirim kodunuzu kopyalayıp yapıştırın. Tutar düşecek. İlerleyen adımları takip edin, işleminizi onaylayın ve öğrenci işlerimiz ders kayıtlarınızı açıp SMS'le bilgilendirecekler size. Hemen bugünden itibaren programınızı hazırlayıp derslerinizden faydalanmaya başlayacaksınız arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Burhan Hocam, bu %5'lik indirimi özel tanımladım zaten seminerden önce. Normalde bu alan yoktu. Ay çok teşekkür ederim. Ben de sizi iyi ki tanıdım gerçekten. Hepinizin yüreğine sağlık arkadaşlar. İyi ki katıldınız. Çok mutlu ettiniz beni katılarak. Gerçekten faydalı olabildiysem ne mutlu bana. Kayıt olduktan sonra daha fazlası olacak. Böyle seminerlerimiz kayıtlı öğrencilerimizle olmaya devam ediyor. Onlara daha böyle rehberlik, koçluk odaklı. Instagram hesabımız kurumsal olarak var Rozali Hocam. Tek uzam. Takip alın. İnşallah Zehra Hocam. Kayıt olun. Atanma garantili hocam. Siz yeter ki uyum sağlayın. Sistem yöneticisi arkadaşımın attığı linke tıklayıp oradan kayıt işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Ben de yeniden attım.
Kendinize çok çok iyi bakın. Çok mutlu oldum. Elif Hocam. Ben de çok teşekkür ederim. Bakın tutarlar çok uygun. Kaçırmayın. Aynur Hocam, siz kayıt olduğunuzda hazırlanan programda aynı saate birden fazla çalışma gelmez. Her çalışmanın bir saati var. Onu sistem ayarlıyor. O halde çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hedefimiz 2 ayda 20 puan, belki daha üstü bile olabilir. Sizin ne kadar eksikliğiniz varsa sistem ona göre çalışacak. Tabii ki de Betül Hocam. Çok teşekkür ederim. Yeniden son kez linkimi paylaşıyorum ve gidiyorum arkadaşlar. Telegram grubu yok Elif Hocam. Çok teşekkürler. Siz kaydınızı tamamlayın. Hemen öğrenci işlerimizde ders kayıtlarınızı açsınlar. Hepinize sevgiler, saygılar arkadaşlar. Yeniden çok teşekkür ederim. İnşallah sonraki seminerlerimizde görüşmek üzere.